bunun üzerinde bir örtü vardı yani, öyle düşünün. Kediler girmişler burada, şöyle çeşitli bir şeyler bırakmışlar ama inşallah onun böyle su falan olduğunu düşüneyim. Kötü düşünmeyeyim yani kediler hakkında, bayağı pis. Yani şuralarda bayağı pis. Neyse yani şimdi motoru yıkamaya götüreceğim. Olayımız bu. Haydi başlayalım. Şimdi aslında bu benim ilk motor yıkama videom değil. Bunun daha öncesinde bir CBR 250'mi yıkamıştım. Ondan önce de MT25'imi yıkamıştım. Şimdi de X-Max'i yıkayacağım. Gördüğünüz bayağı ciddi anlamda hem selenin üzeri tozla kaplı, hem de sağında solunda çamurlar var. Güzelce bir temizleyeyim. Şimdi bazıları motor yıkamayı kafasında bayağı bir büyütüyorlar. İşte ya yok işte egzozuna su girerse, ya işte aksamlarından birine su girerse vesaire. Ama şunu unutuyorlar, bu motorlar öyle kolay kolay su almayacak yapılarda tasarlanıyorlar. Ya düşünsenize, ağır yağmurlar altında ne kadar çok giden motorcu görmüşsünüzdür. Hiçbir problem yaşadıklarını gördünüz mü? Mesela ben şunu da çok anlamam. İşte motoru istop edin, ondan sonra biraz soğusun, sonra yıkamaya başlayın. İyi de işte sen trafikte gidiyorsun bir saat boyunca, hiç mi böyle derin suya girmedin? Evet, yani motorunu belki biraz daha uzun ömürlü yaşatmak istiyorsan, mesela 15 sene yaşayacaksa 17 sene yaşasın istiyorsan, tabii ki bunlara dikkat edeceksin yani. Pimpirikliysen de zaten başkaları sana ne derse desin, sen yine dikkat edeceksin. Ama ben genel kanının aksine böyle çok aşırı dikkat etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa motorunun bloğunu bu şekilde çatlatmış bir arkadaş, bu videonun altına yazsın yorumunu. Hep beraber tartışalım. Onun haricinde su falan almasını bekliyorsanız boşa bekliyorsunuz. Bu alet su almaz. Yani bu aksamlar dediğim gibi hep ona göre planlanıyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Neyse, şimdi bir motor yıkama videosuna göre fazla konuştum. Motoru yıkarken bir daha bu kamerayı açarım. Şimdi temel gereksinimlerimize bakalım. Neymiş? Yıkama 3 lira, köpük 2 lira. Şöyle bozuk paranızı hazırlayıp böyle gelin. Bu korona günlerinde boşuna uğraşmayın. Boşuna kendinizi zahmete veya tehlikeye sokmayın. Evet, bakalım şimdi önce bir köpük için 2 lira atalım. Geldim. Evet, direkt başladı. Basmaya gerek yok. Abi her tarafını iyice köpükliyoruz. Biraz uzak durun, üstünüze gelmesin. Bak, bir dakika daha köpükleyebilirim şimdi daha. Şuraları iyice. Önemli olan boş yer bırakmamak. Her tarafı iyice köpükleyin abicim. Köpükleyin gitti. Verdim parayı, attım, para gitti.
Şuralara. Bak hiç önemsiyor muyum? Bak buralara falan. Tamam mı? Komple köpükleyin. Su giriyor ki. Su. Su giriyor. Sıfır bitmiş. Bitmiş, bir daha yerine köpükledik. Şimdi şöyle biraz bekletelim. Şöyle bir köpük iyice onun çamurunu alsın. Yavaş yavaş aşağı insin. Bir dakika bekledikten sonra, iyice bu köpük aşağı indikten sonra, ondan sonra şu normal yıkamaya geçebiliriz. Mesela şeyi merak ediyorum. Şu yapıştırdığım şeyler acaba herhangi bir şekilde deforme olacaklar mı? Yeter herhalde ya, bu kadar. İnsanlar da sıra bekliyorlar. Ah, sen şu an benim için çok önemlisin. İçin. Evet. Şimdi işin yıkama aşamasına geçtim. Ne kadarmış? 3,5 dakika. Hadi. Allah, kameraya bir şey olmamıştır. Müziğe şöyle gideriz. Ha bak, unutmadan şu benim ayağıma giydiğim gibi bir bot giyerseniz iyi olur. Tamam mı? Böyle suyun içinde kalıp da sonra var ayağım ıslandı, ben üşüttüm falan demeyin. Şöyle biraz uzak tutalım. Çok yakından vermemek lazım suyu. Sonuçta tazikli su. Tamam mı? Çize de biliriz. O yüzden uzaktan verelim. Mesela şu tarafları falan gayet yakından yapabilirsiniz. Problem yok. Vallahi her motoru yıkadıktan sonra böyle o kullandığım motoru ekstra bir seviyorum. Çok hoşuma gidiyor motor. Böyle sıfır motosikletmiş gibi oluyor. Vallahi motorumu ikiye alanlar aynı hissediyor mu acaba? Sekiz saniye. Oh. Neyse, bitirdik. Şöyle. İnsanlar sıra bekliyorken orada kurutacağımızı şöyle güneşe çıkartıp kurutalım. Şöyle kurumaya bırakacağım artık. Bir 5 dakika falan suyu süzülsün. Ondan sonra şöyle elimde bir tane bez var. Şöyle de bir tane kurulama bezi var. İkisini de kullanacağım. Şimdi arkadaşlar, yeterince kurudu artık. Olmaz. Artık yavaştan silmeye başlıyoruz. Buralarda da, kenarlarda da su kalabilir. Kalırsa ne olur? Kalırsa kendiliğinden kurur. Ama silinirse ne olur? Silinirse tabii çok daha iyi. En azından bakın şu somunların falan siliniyor olması. Orayı korumak anlamında güzel olacaktır ya. Demin dedim ya, 15 sene kullanacaksanız böyle 17 sene kullanırsınız. Tabi bu rakamları da söylüyorum ama bunların tabi çoğu farazi rakamlar. Siz yine de motorunuza bakın. Benim de dediğime çok bakmayın. Motorunuza olabildiğince bakın. Tamam ya. Bu kadar işte. Arkadaşlar, üçüncü motorumu da böylece yıkamış oldum. Şöyle bir göstereyim. Görüyorsunuz, ben çok seviyorum motor yıkandıktan sonra. Böyle yeni gibi hissediyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz?
bu videonun altında yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bence güzel oldu. Geçen bir arkadaş istemişti, bir motor yıkama videosu bekliyoruz diye. Hem onun da talebini karşılamış olduk, hem de motorumuz bir tertemiz oldu ya. Çok güzel yani. Size bir tüyo daha vereyim bununla ilgili. İstediğiniz kadar kurutun. Böyle sağdan soldan mutlaka bir damla çıkacaktır. Siz ne yapabilirsiniz bununla ilgili? Şöyle motorunuzu çalıştırın. Kuruduğuna emin olduktan sonra. Ve motorunuzda biraz tur atın. Onu sürün. Bu neye yarayacak? Bu tabii çok basit. Bu aralarda, derelerde kalan birkaç tane de olsa o su parçası var ya, o su parçaları böylece yola düşecek ve hızlı bir şekilde motorunuz kurumuş olacak. Evet arkadaşlar, bugün motoru yıkadık. Tertemiz oldu, mis gibi oldu. Kendimize geldik. Evet, bugün de bu videodan bu kadar. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.